Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, partim Halkların Demokratik Partisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Kamu Baş Denetçiliği Kurumu'nun bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle genel kurulun sevgili emekçilerini ve halk televizyonları başında bizleri izleyen sevgili halkımızı buradan saygıyla selamlıyorum. Bir diğer selamlamamda rehin tutulan seçilmişlerimiz, başta eş genel başkanlarımız Sayın Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere tüm seçilmişleri buradan saygıyla selamlıyorum. Başta şunu belirtmek gerekiyor. İktidara göre Türk tipli cumhurbaşkanlığı sistemi, bize göre tek adam rejimiyle birlikte parlamenter sistemin üzerine inşa edildiği, kuvvetler ayrılığı büyük oranda işlevsizleştirildi. Özerk ve birbirini denetleyen birer kurum olması gereken yasama, yürütme ve yargının kuvvetler birliği ilkesi, kuvvetler ayrılığı ilkesi kaldırıldı, kuvvetler birliğine dönüştürüldü. Bakın, kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırılması ve yasama organının tek adam tarafından etkisizleştirilmesinin en yakın örneği bu parlamentoda yasallaşan ama tek adamın bir kararıyla bir gün ilga edilen İstanbul Sözleşmesi. Ve maalesef TBMM buna sesini çıkarmadı. Benim çıkardığım bir yasayı sen nasıl ilga edersin diyemedi. Koca bir ülke Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yönetiliyor. Bakın, yeni sisteme geçişle birlikte 2018 Temmuz 2021 ayında ayları arasında tam 80 tane kararname çıkarılmış. Aynı sürede 600 üyeli mecliste uluslararası sözleşmeleri çıkarırsak 80 torba yasa geçirilmiş. 3 aylık süreçte Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşan 80 teklifin hemen hemen tamamı torba tekliftir ve sadece Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Meclisin aslında diğer ihtisas komisyonları bir yerde işlevsizleştirilmiş ve devre dışına bırakılmış. Tüm sanki meclisin tek komisyonu plan ve bütçeymiş gibi yapılıyor. Bize göre torba yasa anlayışı bir yasama kurnazlığıdır. Ve bu anlayış ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili komisyonlarda yeteri kadar tartışılmayan kanun teklifleri sadece plan ve bütçe komisyonunda geçirilmek suretiyle alelacele yasa yapma alışkanlığı genel demokratik ilkelere, meclis geleneklerine ve kaliteli yasama yapma ilkelerine aykırıdır. Bilindiği gibi TBMM demokratik ve özgür tartışma ortamının önünü kesen tüm engelleri kaldırmakla yükümlüdür. Bu açıdan herkesin özgürce konuşabildiği demokratik özgür ortamı sağlayacak yasal düzenlemeler yapılması, baskı ortamına son verilmesi, demokratikleşme ve siyasi iradenin kararlılığını göstermesi açısından meclisin üstlenmesi gereken rol çok önemlidir. Ancak meclis başta Kürt meselesinin demokratik çözümü olmak üzere birçok noktada etkisiz kalmıştır. Bir diğer önemli nokta, vekilliklerin düşürülmesi hususunda meclis neredeyse ön açıcı bir rol oynamıştır. Son 4 yılda 13 HDP'li milletvekilinin vekilliğinin düşürülmüş olması aslında yargının yasama üzerinde bir erkine dönüştürülmüş, bir sopaya dönüştürülmüştür. Berberoğlu kararında seçme ve seçilme hakkını irdeleyen aynı Anayasa Mahkemesi Sayın Leyla Güven ve Musa Farisoğulları, Demirtaş ve HDP'li milletvekillerinin seçme ve seçilme haklarının adını dahi anmamıştır. Yani toplumun bir kesimi seçme ve seçilme hakkına sahipken diğer kesimi maalesef seçme ve seçilme iradesi gasp edilmiştir. Hukuken, tahammülen ve usulen değerlendirildiğinde Leyla Güven ile Farisoğulları'nın kesin hüküm kararlarının parlamentoda okunarak vekilliklerinin düşürülmesi aslında TBMM'nin görevini kötüye kullanmasıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, vekilliği düşürülen ve adalet nöbeti başlatan
milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sahte tutanak tutularak abdest almak için grup odasından ayrıldığı zaman gözaltına alınması sürecinde meclis başkanlığının yaptığı açıklamalar ve takındığı tutum tam bir hukuk garabetidir. Değerli arkadaşlar, yine cezaevinde bu meclis kendi vekillerine sahip çıkmadı. Şu anda hasta olan Sayın Aysel Tuğlu'nun derhal salıverilmesi noktasında meclis üzerine düşeni bir an önce yapmalıdır. Halen vekil olan vekillerimiz ise hukuk dışı uyduruk yüzlerce fezlekeyle tehdit ediliyor. Halk iradesinin savunucusu olması gereken meclis, hukuk ayakları altına alarak seçilmiş temsilcileri bir şekilde siyaseten dışlama politikasının bir parçası oluyor. Konuşuyoruz fezleke oluyor, susuyoruz fezleke oluyor. Ama meclis sesini etmiyor. Alanda Suç İşleri Bakanı milletvekillerinin iradesi üzerine vesayet koyuyor, halkla arasına perde çekiyor. İstediği milletvekilinin pasaportunu ihlal ediyor mahkeme kararlarına rağmen ve vekillerin yurt dışı çıkış yasağı koyabiliyor. Mecliste yaşanan bu hukuksuzluklar sürecini dışarıdan izlediği, suskunluğuyla onayladığı ve parçası olduğu müddetçe bu hukuksuzluklar aynı zamanda meclisin kendisi de sorumlu olacaktır. Sayın milletvekilleri, meclisin denetim yetkisi elinden tamamen alınmıştır. En önemli denetim yetkisi yazılı soru önergelerimiz önce meclisin sansüründen geçiyor ve birçok önergemiz kaba ve yaralayıcı dil olduğu gerekçesiyle ya da kişisel olduğu gerekçesiyle geri gönderiliyor. Eskaza orayı geçenler ise bakanlar tarafından süresi içerisinde cevaplanmıyor veya cevaplandığında bir link gönderiliyor. Onlarca sorumuza tek satırlık gereği yapılıyor gibi kelimelerle cevaplar gönderiliyor. Milletvekilinin Haziran 2018'de başlayan 27. yasama döneminde yönettikleri önergelerin %65'i yanıtsız kalmıştır. Meclis Başkanı'na sormak istiyoruz. Siz neden meclisin denetim yetkisini arttırmak için harekete geçmiyorsunuz? Diğer bir durum ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde maalesef Türkçe hala yasaklı dil. Şu anda Meclis Başkan Vekili'nin normalde meclisi temsilen oturması gereken Meclis Başkan Vekili'nin imzasıyla yeni sistemde var olması gereken Kürtçe yoktu. Kürtçe olmasın diye diğer diller de kaldırıldı. Yine meclisin aplikasyonunda demokratik yayın politikasıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesi aplikasyondan çıkarıldı. Sorduğumuzda yayın politikası hoşumuza gitmedi. Cevap bu kadar. Sayın vekiller, meclisin çalışanlarına karşı da sorumluluğunu maalesef bu meclis yerine getirmiyor. Çalışan personeller birçok farklı aynı işi yapmalarına rağmen birçok farklı kategoride çalışıyorlar ve hepsinin özlük hakları farklı. Hepsinin emeklilikle faydalanma hakları birbirinden farklı. Ve bu durum defaatle dile getirmemize rağmen düzeltilmiyor. Yine danışman arkadaşlarımızın aylık maaşları dışında hiçbir sosyal güvenceleri yok. Danışmanları sözleşmeli çalıştıkları için 31 Aralık'ta sözleşmeleri feshediliyor. 1 Ocak'ta sözleşmeler tekrar yenileniyor ve bu yolla kıdem tazminat hakları gasp ediliyor. Meclis çatısı altında tazminat hakkı gasp eden hileli bir iş sözleşmesi yapılıyor. Meclis hizmet birimlerinde çalışan emekçiler personel eksikliği nedeniyle iş yükünün altında her gün eziliyor ve resmen yöneticilerin, idarecilerin keyfiyetçi tutumlarıyla angaryaya maruz kalıyorlar. Deyim yerinde ise bu meclis terzinin kendi söküğünü dikemediği için gibi buradaki personelinin sorunu çözemeyen bir meclis maalesef ülkenin sorunlarını da çözemez. Sayın Başkan, Sayın Vekiller, son olarak kamu baş denetçiliği ile ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Kamu baş denetçiliği kurumunu önemsiyorduk ama rolünü oynamadı. Kamu denetçiliği kurumunun başvuru beklemeden bazı durumlara müdahale etme hakkı var, kullanmıyor.
memlekette kamunun yapmış olduğu... Tamamlayalım lütfen. Sayın Başkan. Kamunun yapmış olduğu yüzlerce ihlal var. Fakat çok şükür kamu denetçiliği kurumunun harekete geçtiği tek bir tutum yok. Kamu baş denetçiliğinin görevi nedir? Kamuyu denetlemek değil midir? Peki kamuyu denetliyor mu? Hayır. Denetlenmiş olsa kamu kurumları bu kadar riyakarlık yapabilir mi? Kamuda liyakat yok. Nepotizm ve torpil almış başını gidiyor. Eylem ve etkinlikler en demokratik haklardan biriyken valiler eylem ve etkinlikler yasağını tam bir keyfiyete dönüştürmüş ama maalesef bu konuda tek bir ifadesi yok kamu baş denetçiliğinin. Sayın Başkan, kamu baş denetçiliğinin harekete geçmesi gereken bir diğer konu Barış Akademisyenleri. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermiş, yerel mahkeme beraat etmeyi vermiş ama OHAL oyalama komisyonu 5 yıl beklettikten sonra şimdi haklarını vermeyi reddetmiştir. Ama kamu denetçiliği bu oyalama komisyonuna... Teşekkür ediyorum Sayın Torun. Tamamlayın lütfen. Açalım. Evet. Mevcut haliyle kamu denetçiliğinin yaptığı bir denetim yok. Bu haliyle kamunun yapmış olduğu uygulamalara, haksızlıklara, ihlallere destek olmuş, suç ortağı olmuş olursunuz ve size verilen bütçeyi hak etmemiş olursunuz. Size verilen bütçeyi hak etmek istiyorsanız bu hukuksuzluklara derhal müdahale edin diyoruz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür.